Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog tarzında bugün ne yedim videosu çekeceğim sizlere. Şu anda saat kaç? Şu anda saat 9:30. Ben arka odalarımı süpürdüm, tozunu aldım. Sadece oturma odası kaldı süpürüp silinecek. Bugün de biraz sağlıklı beslenmeye karar verdim. Birkaç gün böyle kendimi sağlıklı beslenmeye alıştırmayı düşünüyorum. Bugün de bir tane muzum vardı. Bugün yulaf lapası yapacağız. Umarım güzel olur tadı. Bayağıdır yemiyorum çünkü. Benim yulaf lapalarım biraz böyle sütlaca benziyor. Tadı güzel oluyor. Bugün de sizlerle birlikte yapacağız. Öyle. O zaman şimdi yavaştan hazırlamaya başlayayım. Arkadaşlar tam şuradan ışık geliyor pencerenin camından. Çok güzel değil mi ışık? Bugün normalde hava kötü diyordu yani. Ömer hava soğuk diyordu. Yani doğalgazı sakın kısma diyordu. Açtı tam tersine. Yani güneş açtı. Hava da gayet güzel. Bu arada sizlere doğalgaz ne kadar geliyor? Zaten kış bitti, az kaldı. Şurada yakacağımız bir ay daha. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bize böyle 600-650 civarında geliyor. Aşmıyoruz. Aşağısı da gelmiyor. Öyle merak ettim. Sizler de yazarsanız yoruma mutlu olurum. 3 yemek kaşığı yulaf ekliyorum. Biraz daha ekleyelim. Daha sonra göz kararı 1 su bardağına yakın, hatta 1 su bardağına geçecek şekilde süt ilave ediyorum. Zaten kıvamına göre siz de ekleyebilirsiniz. Yeterli diye düşündüm. Altı kısık bir şekilde bunu kaynamaya bırakacağım. Hafif gelip arada sırada da şöyle karıştıracağım ki dibi tutmasın ve güzel pişsin. Aç karnımı, şu haplarımı içeyim ilk önce. Şöyle bir tane kanapım, bir tane de çikolatam var. Onları bir içmek istiyorum. Bu arada su içmeyi o kadar çok unutuyorum ki. Hap gitti. Nereye gitti? Ha, buradanmış. Bu arada su içmeyi sevmeyenlerden misiniz? Yani ben sevmiyorum. Bilmiyorum. Hatta Ramazan yaklaştı. Ramazan az kaldı. Şurada bir ay gibi bir süre kaldı. Ramazan'da bile hiç susamıyorum. Çoğunlukla acıkırım. Bu yüzden çok kuru bir cilde sahibim. Su içemiyorum arkadaşlar. Yani midem bulanıyor su içerken. Alıştırmam lazım kendimi. Gerçekten alıştırmam lazım. Hem zayıflamak istediğim için hem de vücuda faydası olduğu için bunu kendime alıştırmam lazım. Neyse. Bu arada yulaf kaynamaya başladı. Bu arada ben yulafı sıcak seviyorum. Soğuk yemeği sevmiyorum. Böyle hafif güzel sıcak olacak. Tam böyle lapalar zaten sıcak yenir. Soğuk sevmiyorum ben lapayı. Öyle görünüyor. Biraz daha kaynasını alacağım. Lapa pişti şu anda arkadaşlar. Yani kıvamının böyle olması gerekiyor. Çok pişmeyince, ağza gelince ben sevmiyorum. Böyle fazla pişen yulafı seviyorum.
Rafine de böyle kalbenin fıstık ezmesinden ekleyeceğim. Ambalajı çıkmış. Size göstermek için tekrardan taktım. Çok katı bir kıvam var. Yani biraz daha cıvık olabilir. Züber'inki sanırım çok güzel oluyormuş. Yani kardeşim ondan alıyor, kullanıyordu ama çok pahalıydı. Ben bunu çok uygun aldım. Trendyol'da indirimdeydi. İki tanesini 50 liraya almıştım. Bu son. Bu da bundan sonra bitiyor. Bakalım hangisini alırsam artık bilemiyorum. Şimdi sıcakken üzerine ekleyeceğim. Biraz eriyor o zaman. Güzel oluyor. Tadı güzel ama. Bugün aşırı konuşasım var. Sebebini bilmiyorum. Çok konuşmak istiyorum yani. Ne konuşacağım hakkında da en ufak bir fikrim yok. Boş boş konuşuyorum. Böyle çok fazla eklemiyorum. Az ekledim. Zaten üzerine getirince muz doğrayacağım. Bu arada bir tatlı kaşığı kadar da bal ilave ettim içerisine. Biraz tatlansın diye. Şöyle 4 tane de böğürtlen koyuyorum üzerine. Da biraz eritsin bunu, rengini versin. Bir tane de şöyle küçük boy muzum var. Bunu ilave edeceğim. Sonra da birazcık soğumasını bekleyeceğim. Ilık olsun istiyorum. Sonra da yemeğe hazır. Yiyeceğim. Kahve yapmadım yanına. Kahveyi ben daha sonra içmeyi seviyorum. O zaman daha güzel oluyor bence. Bunun yanına hem soğuyor. Bu şeklini bozacak. Bunu kalmıyorum. Dediğim gibi hem soğuyor hem de yulafın tadını alamıyorum. O yüzden ben ayrı içmeyi seviyorum kahveyi. Evet, yulafımın son hali bu şekilde. Bence çok güzel görünüyor. Üzerine Hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Pişerken tarçın da ilave edebilirsiniz yulafın içerisine. Öyle de çok lezzetli olur. Ama ben böyle bugün sade yemeği tercih ettim. O zaman saat kaç? Saat şu an 9:51. İlk öğünüm yulaf lapası olacak. O zaman bana afiyet olsun. Bu arada aşağıdaki Manav abinin sesi geliyor. Tadım testi yapmak istedim. Ay, hava çok güzel gerçekten bugün. Bahar havası gibi. Hemen birlikte tadalım. Öyle kapatayım. Şöyle görünüyor. Eminim lezzetlidir. Çok güzel olmuş. Özlemişim. Bu arada bunu zaten biliyorsunuzdur. Ama neyse, ben de söyleyeyim. Bu arada yulafı içerisine kakao ekleyip yulafı da rondodan en ince un haline getirene kadar çekerseniz, içerisine de kakao eklerseniz ve biraz da bal ilave ederseniz pudingden hiçbir farkı olmuyor arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Puding yerine onu da tercih edebilirsiniz. Öyle yani. Çok güzel olmuş. Ben yiyorum artık. Acıktım. Hava bugün mükemmel, görüyorsunuz. Güneş açtı. Böyle bir bardak suyumu daha aldım unutmayayım diye. Hazırlanacağım, dışarı çıkacağım. Bu havayı kaçıramam. Biraz yürüyüş yapmak istiyorum. Şu suyumu da içeyim, hazırlanıp çıkayım. Bu arada evimi de süpürdüm, temizledim. Zaten temizdi. Tekrardan süpürdüm. Süpürmeden duramıyorum. Yani her gün süpürmem şart gibi geliyor bana. Yani yerde en ufak bir tüy görünce bile huylanıyorum. Bunu sakın şey olarak algılamayın. Kendini övüyor falan diye. Gerçekten böyle. Bir de burun alerjim var benim. Hemen belli ediyor yani. Kaşınıyor burnum. O yüzden her gün ev süpürüyorum. Çok güzel güneş var gerçekten ya. Bu arada nar ağacım da o kadar güzel büyüdü ki. Biraz kuruyor. Tekrardan yeşeriyor, anlamadım ama. Bayağı uzadı. Geldiğinde kısaydı, kaynanamı verdiğinde. Öyle yani. Güzel bir güneş var ya. Yeşilliği çok seviyorum. Böyle yeşil ağaçları, büyük çiçeklere bayılıyorum. Yani küçüklerle çok aram yok ama büyükleri çok seviyorum. Bu arada o TV ünitenin üzerindeki sarmaşık da çok güzel oldu. Adını tam bilmiyorum. Ama o da kocaman oldu. Onu da annem vermişti. Upuzun uzadı yani, bayağı güzel oldu. O da orada çok güzel görünüyor. Yani öyle. Evimde çiçek, duvarlarımda aksesuar, karman çorman bir evim var işte. Ben de bunu seviyorum ama. Yani çok boş ev sevmiyorum. Her yerde bir şey olacak illaki. Öyle yani. Yapacak bir şey yok. Bu arada ev vlogumda zaten yorumlar genellikle şöyle.
Evin çok güzel. Herkes böyle başlamış. Evin çok güzel. Ama çok fazla aksesuar var. O duvardakiler olmamış. Onu indir. Haklılar, gerçekten de öyle. Ama işte seviyorum. Boş olunca da çok kötü görünüyor. Belki daha sonradan değişiklikler de yapabilirim. O saati çıkarabilirim. Makromeleri çıkarıp yerine farklı şeyler yapabilirim. Hiç belli olmaz ama şu an şu halini seviyorum. Zaten benim evim değil. Yani ileride farklı şeyler yapabilirim. Allah izin verir, kendi evim olursa ya da başka yere çıkarsa. Çok uğraşmak da istemiyorum açıkçası. Öyle yani. Ama o videom çok beğenildi. Buradan beğenen, yorum yapan herkese de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben hazırlandım böyle kendimi iyi hissetmek için de biraz elime yüzüme bir şeyler sürdüm. Şu havayı değerlendirmek istiyorum. Şimdi çok güzel bir hava var. Öyle daha hala biraz önceki suyu bitiremedim. Şimdi onu bitirip çıkacağım dışarı inşallah. Evet arkadaşlar, ben dışarıdan yeni girdim içeri. Hemen bir şeyler yemek isteği geldi içimden. Çünkü biraz açlık hissettim. Biraz değil, fazla fazla hissettim. Çünkü bugün sadece küçük bir yulaf yiyince, yani bayağıdır da fazla fazla yiyip de bir anda o kadar az yiyince acıktım. Açlık çöktü. Şu anda saat 2:30. Normalde kahvaltıyı 12 gibi yapsam acıkmazdım ama sabah 9:30'da yapınca acıktım yani. İlla ki acıktım. Şimdi kendime meyve tabağı hazırladım. Şimdi göstereceğim. Çok fazla diyebilirsiniz. Çok fazla gelebilir. Ama iki tane küçük elmaydı. Bir tane de küçük bir portakaldı. Normal bugünlük iki meyve hakkımı kullanmış oldu sayıyorum. Hemen göstereyim size de. Doğradım. Bu şekilde oldu tabağım. Hani böyle görünüyor. Dolu dolu görünüyor. Biliyorum, farkındayım. Çok fazla görünüyor göze ama yani öğle yemeği yemedim. Onun niyetine meyve yiyorum. İki meyve hakkımı, şekerimi meyveden yana kullanıyorum. Şeker isteğimi. Bu şekilde. Bunları da yiyip umarım tok kalacağım. Eğer hala acıkırsam birkaç saat sonra da bir kahveyle kendimi yatıştırırım diye düşünüyorum. Arkadaşlar, ben akşam yemeğine başladım. Böyle yoğurt çorbası yapacağım. Akşam yemeği olarak. Bir akşam yemeği olmasını istiyorum. Bu arada hava çok güzeldi sabah ama şu an buz gibi evlerin içerisi. Ayarını yükselttim doğalgazın. Ama ne fayda? Mart geldi. Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. Lafı gerçekten doğru. Çok soğuk, aşırı soğuk, ayaz çıktı diyebilirim. O yüzden dışarıda çok dolanamadım. Hemen koştur koştur eve geldim. Böyle çorbamı yapacağım. Yanına da buzluğumda hamurum vardı, onu çıkarmıştım. Ya onunla bazlama tür bir şey yapabilirim. Ya da kızartma türü bir şey yapabilirim. Yani hamur kızartması. Lakin hamur kızartması yapmak istemiyorum. Ocağımı batırmak istemiyorum. Daha dün ayrıntılı bir şekilde temizledim. O yüzden bakalım. İlk önce bir çorbamı pişireyim. Sonra bakarız artık. Çorbam hazır. Pişirdim. Üzerine de böyle nanesini yaktım. Hazır ettim bunu. Daha sonra bazlamaya geçtim. Bazlamayı pişiriyorum. Zaten çok fazla bir şey çıkmadı. Şu gördüğünüz şurası ve bu var. Bir de pişmiş olan var. O da burada böyle peçetenin üzerine koydum. Bugünkü menümüz bu şekilde olacak. O zaman bizlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bazlamaların içi böyle görünüyor arkadaşlar. Bu yarısı şu an ağzımda. Biraz tuzsuz olmuş hamurum ama peynirli çok güzel olacak. Eğer hamur yoğurmaya eriniyorsanız fazlaca bir kere yoğurup
Buzunuza atarsanız çok güzel, pratik oluyor böyle poşetleyip. Ben çıkarıyorum böyle, bazlama, börek falan yapıyorum. Bana çok kolaylık oluyor. Size de tavsiye ederim. Bugün çok acıktığım için videomda da bahsettim zaten. Meyve beni kesmeyecekti. Saat de şu anda 6'ya doğru geliyor. Böyle bir kahve içip kendimi durdurmam lazım. Zaten sabahları çok yemiyorum. Akşama doğru kendimi kaybediyorum arkadaşlar. Bu akşamki öğünümü de atlayıp kendime engel olabilsem benim için gerçekten çok iyi olacak. O zaman zaten ister istemez kilo almayacağım. Kilo da vermeyeceğim. Sabit kilomda kalacağım. Ama işte elde değil. Ben bunu bir içeyim. O sırada da bazlamalarımı pişireyim. Kendime geleyim. Biz marketten geldik eve. Şimdi sizlere aldıklarımızı göstereceğim. Her ay böyle toplu büyük bir market alışverişi yapıyoruz biz. Uygun fiyatlı gördüklerimizde hemen alıyoruz, kaçırmıyoruz. İlk önce BİM'den aldıklarımı göstermek istiyorum. Böyle bir cipsi gördüm. Bunu almak istedik. Hemen orada açtık, denedik. Aşırı lezzetli. Şimdi göstereyim hemen. Mısır patlağı gibi. Biraz daha sağlıklı. O yüzden tadı çok güzel. Ekşi sevenlere tavsiyem. Kahvenin yanına böyle. Kahve Dünyası'nın küçük çikolatalarından aldık. Bu sefer kahvaltılık çok aldık. Böyle kahvaltılık sürülebilir fındık kreması aldık. Tek canım çay istediğinde böyle demleme çay güzel oluyor. Böyle aldım. Poşet çay. Böyle bir adet jelibon. Ömer iki tane çikolata aldı kendine. Ben de şöyle pastalara falan kullanmak için sütlü çikolata aldım. Bir tane de şöyle toz şeker aldım arkadaşlar. Bir alışverişi bu kadar. Daha sonra ayrı bir alışverişine geçecek olursak. Şöyle hemen yer ayarlayayım. Daha sonra göstereyim size. Buradan da uzun zamandır böyle gazozlu içecek içmiyorduk. Ben olsun, Ömer olsun. Dedim Ömer'e al iç. Ben içmeyeceğim. Daha sonra şöyle Finish'in tableti indirime girmişti. 42 tanesi 32 gibi bir fiyatı vardı. O yüzden bitmeden aldım. Yedekte dursun diye. Yeşil zeytin aldım. Büyük çikolata aldım. Bir adet süt aldık Torku'nun. Daha sonra bir tane labne aldım. Genellikle kahvaltılık aldık. Bu da her yere kokusu açılmış. Böyle bir vücut spreyi aldım. Gördüm kokusu da çok güzel, hoşuma gitti. Aldım o yüzden. Şöyle bir tane. Normalde ben yoğurt çalıyorum ama böyle içecek yaptığımda tatlı yoğurt olması gerekiyor. O yüzden böyle tatlı bir yoğurt aldım küçük boyunda. Hazır yoğurt. İki tane de şu makarnadan aldım. Daha sonra şöyle bir tane cipsi. Bir tane daha. Kahvaltılık böyle aç bitir salamlardan aldım. Şöyle krem aldım arkadaşlar. Ben bu kremi çok seviyorum. Neutrogena'nın. Ayzbirlerde satılıyor. Çok güzel emiliyor. Yağlı bir his bırakmıyor elde, vücutta. O yüzden almanızı öneririm. Ben bunu kullanıyorum. Çok güzel. Bir kutuyu bitirdim. Şu an buna geçtim. Şöyle bir tane balık kraker. Şöyle bir kraker. Bir adet margarin aldım. İki tane sıvı krema. Bir tane de şöyle bir salam aldım. Daha sonra sebze olarak iki tane marul. Bir tane salatalık. Bir tane değil işte, şöyle azıcık salatalık aldık. Şöyle bir tane biba muz. Çünkü içecek yapacağız birlikte. Sizlere de göstereceğim. Şöyle tavuk göğsü. İki diş sarımsak. Şöyle de havuç.
Pazardan da pul biber ve eriyen peynir aldım. Bu kadar da alışverişimiz düştü. Bu ay alışverişimiz de bu kadardı. Bunların hepsi bize uzun bir süre gider. Zaten büyük şeyleri alınca patlatıyor. Şu mesela 32 TL yani. Kafadan gitti bir 35-30 TL. Büyük şeyleri alınca pahalı oluyor. Dediğim gibi şu büyük çikolata bize kaç ay gider? 3-4 ay gider. Yani kafadan böyle hesaplayınca fazla büyük şeyler alınca gider. Şunlar mesela ekstra abur cubur tarzları. Öyle arkadaşlar. İçeceğimi yaparken de paylaşırım. Şimdi Ömer namaza durdu. Ben hemen yemeği ısıtacağım. Henüz yemek yemedik dediğim gibi. Hemen çorbamı ısıtıyorum. Bazlamamı koyuyorum. Yanına da peynir. Oh mis. O zaman bize afiyet olsun. Sonra içeceği yaparken paylaşırım sizlerle de. Bu arada ne yediğimi çekmeyi unutmuşum. Karnımızı doyurduk bile. Şimdi ben böyle mozaik pasta yapacağım. Onun için malzemeleri hazırladım. Burada malzemelerimi eritiyorum. Kaynatmaya başladım. Ben de arkadaşlar bir kase yoğurt çorbası içtim ve bir tane de o yaptığım bazlamalardan yedim. Göstermeyi unutmuşum. Şimdi de dediğim gibi mozaik pasta yapıyorum. Zaten videomda bahsetmiştim. Birinde detaylı olarak anlattım. Onu da şuraya bir yere bırakırım. Oraya girip bakabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Makyajımı çıkarıyordum. Kullandığım ürünleri son olarak göstereyim. Videomu burada sonlandıracağım. Nivea'nın miseler suyunu kullanıyorum. Bununla makyajımı çıkardım. Daha sonra da tamamen temiz olmasını istediğim için de L'Oreal Paris'in de böyle Safkil Peeling jelini kullandım. Bu da az kaldı gördüğünüz gibi. Bir de benim aynısının bundan olanı var. Safkil Detox jeli var. Bunun kokusu harika. Bu ikinci benim. Birincisini bitirdim. Bu ikinci dediğim gibi. Bu da az kaldı. Bu da bitecek. Kullandığım ürünler bu. Ekstradan tekrardan sabah kullandığım gibi gül suyuyla pamukla yüzümü sileceğim. En sonunda krem sürüp bugün de böyle bitireceğim arkadaşlar. Burada artık bitirme köşem olsun. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hem bu arada en son yediğim çorba ve bir adet bazlamadan başka hiçbir şey yemedim arkadaşlar. Bundan da haberiniz olsun, bilginiz olsun yani. Böyle uyumayı düşünüyorum. Bol bol su içtim sadece üzerine. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.